Evet, binalardaki yalıtım yeterli olmayınca kış aylarında ısı kayıpları ev yerine sokağa ısıtıyor. Uzmanlara göre her aile enerji giderini en az %30 azaltabilir. Yapılan araştırmalar binalardaki ısı kaçaklarının %30'unun pencerelerden, %40'ının duvarlardan kaynaklandığını gösteriyor. Ülkemizin dış ticaret rakamlarına baktığımız zaman en can alıcı ithalatta cari açığı oluşturan kalemin enerji kalemi olduğunu hepimiz biliyoruz. Yapılarımızdaki izolasyon tam olmadığı için de evde yaktığımız soba ve kaloriferler sokağı ısıtıyor. Avrupa'da konutlardaki ısının, harcanan ısının Türkiye'de ne yazık ki yaklaşık 10 misline yakın bir aynı konutu ısıtabilmek için enerji harcanıyor. Şimdi bu anlamda da Türkiye'de özellikle son 15 yılda birçok yenilikler yapılsa da denetimler tam olarak uygulanamadı. Binalarda enerji kimlik belgelerinin mesela mutlaka uygulanabilir duruma getirilmesi lazım ve bu ısıdan kaynaklanan en azından açıklarımızın bir nebze olsun daha düşürülmesinde hem Türkiye ekonomisi açısından hem cari açığın düşürülmesi açısından büyük önem olduğunu ben düşünüyorum. PVC kapı pencere sektöründe faaliyet gösteren Kompen firmasının genel müdürü Erdal Küçükşehir, her ailenin enerji giderini büyük ölçüde azaltabileceğini söyledi. Her bir birey oturduğu konutların duvar özellikle belirtmiştim duvarlardaki kaçağın ve pencerelerdeki kaçağın %70'i oluşturduğunu dikkate alırsak oturduğu binalardaki enerji kimlik belgelerini, duvarlardaki yalıtımın ve pencere kapılarda ve ısı camlarda özellikle ki bazı özellikleri sorar, sorgular ve buna göre seçici davranırsa mutlaka her aile enerji giderini en az %30 düşürecektir ve bu da her aile bütçesi için bence ciddi bir rakam.